Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün koronavirüsünü sokak röportajında sizlere sunmak istedik. Sorumuz, koronavirüs yapay bir virüs olarak nitelendirildi. Doğal olmadığı söylendi. Acaba halkımız bu konuda ne düşünüyor? Ve siz koronavirüs olsaydınız kime bulaşmak isterdiniz? Bu da ikinci sorumuz. İyi eğlenceler. Nereden gelmiş olabilir? Ya Çin'e düşman olanlardan gelmiş olabilir yani. Evet. Çin'e düşman olan ülkeler, Orta Asya'ya hükmetmek isteyen ülkeler olabilir abi. Şimdi koronavirüs havadan yayılıyor diyorlar. Evet. Adam hapşırıyor, ölüyor. Evet. Saçmalık abi, ben inanmıyorum yani koronavirüsün olduğuna. Sen inanıyor musun? Abi bu Çinlere gönderilmiş yani Allah tarafından. Allah mı gönderdi? Evet abi, bak derdini vermiş, dermanını vermemiş, kurban olduğum abi. Buna abi. Derim ölmüşken bu da ölsün. Kime? Bilmiyorum. Düşmanlarımıza. İlçe mi yoksa? Fark etmez, neresi istersen. İzmir'den alabilir miyim? Sevmediğim arkadaşlarımı ulaştırırdım bence. Bilmiyorum. Kardeşime. Şöyle bir şey, bilmiyorum yani, ben tıp öğrencisiyim. Korona normalde olan bir virüs. Sadece mutasyon geçiriyor her virüs gibi yani. Her yıl zaten aslında grip aşısı falan olun diyoruz ya, hani içlerinde hani yeni mutasyonlu suçlar var. Korona da aslında şu anda o COVID-19 dedikleri mutasyonda. Ama normalde çok eskiden beri olan bir virüs yani. Peki koronavirüsüz olsaydınız ilk kime bulaşmak isterdiniz? Söylemeyeyim, içeri atarlar. Yani bir grip türüdür, tamam mı? Bende oldu, çok zevk aldım. Gerçek yemin ederim sana diyeyim. Peki sizce nereden gelmiş olabilir bu virüs? Nereden gelmiş bu olabilir? Bu çalışmamazlıktan, bilmem ne bulanımdan, yani öyle bir şeydi. Anlatabilir miyim? Çalışana bir şey olmaz. Sen doğru demiyor musun, çalışan demir paslanmaz? Doğru. Çalışsalardı böyle bir şey olmazdı. Kimseye, insanlığa bir zarar olmasını istemezdi. Şey yapılmış bir şey, yani kasti yapılmış bir şey gibi görünüyor. Peki siz koronavirüs olsaydınız kime bulaşmak isterdiniz? Hiç kimseye. Hiç kimseye. Çok güzel bir şekilde korunmak isterim. Hem kendimi hem etrafımı. Size, sizce peki, sizce nereden gelmiş olabilir koronavirüs? Ben de bilmiyorum ama işte. Çin'e sizce kim bulaştırdı? Çin'de var. Herkese Çin'den bulaştı zaten, bizden de değil mi? Çin'den. Çin'e kim bulaştırdı sizce? Yani herkesin bildiği gibi az çok Çin'i yıkmaya çalışan Amerika'dır yani, kim olacak? Bilerek yapılmış bir şey. Peki. Abla söyledi değil. Bak ben değil. Abla yapmış olabilir. Bir grip değil derim. Evet, soruyu alalım. Yani peki, zehir gibi bir şey yapıldı ve insanlara virüs dağıldı. Koronavirüs siz olsaydınız kime bulaşmak isterdiniz? Vallahi abla çok konuşuyordu. Kesinlikle şöyle söyleyeyim, koronavirüs olmuş olsaydı kendimi nasıl imha ederim diye düşünürdüm herhalde yani. Kime bulaşmak, kimseye bulaşmak isterdiniz? Yani koronavirüs hakkında en yakın aklıma gelen Amerika'yla daha önce olan diyalogları kötüydü. Evet. Yani bana göre yapay olduğunu düşünüyorum. Bilmem ama bence yapay değil. Çünkü o kadar insanın ölmesi normal bir şey değil bence. Yani Çin'de hayat durmuş bulunmakta. Evet. Ve İstanbul'a da gelmiş diye söylüyorlar. Yediklerinden bence ama yıllarca yiyorlar. Yıllardır aynı şeyleri yiyorlar. Onlardan mı geldi bilmiyorum ama... Bence de yediklerinden ya. Düşmanlarıma. Düşmanlarıma daha var. Çin tarafından geldi. Çinliler de yarasa, yılan vesaire şeyler yediğinden dolayı Türkiye'ye bulaştı bu virüs. Bu virüs de inşallah insanları da öldürmez yani. Ya ben kimseye bulaşmak istemezdim yani. Yani kendim ölmeyi daha çok tercih ederdim. Yanındaki yani insanlara bunu bulaştırmayı istemezdim. Gel. Hadi gel. Ramazan. Bana sordun. Gelsene kardeşim. Koronavirüsü şeyden gelmiştir ya, Çin'den. Çin'e sence kim bulaştırdı? Çin'e...